Bugün Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da psikolojik bir harptir diye değerlendirdiği bazı Batılı ülkelerin hangi ülkeler ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluklarını güvenlik bahanesiyle kapatmaları. Şimdi buna ilişkin şunu sorayım. E, sence güvenlik meselesi konusundaki endişe Türk makamları önceden belirtilmiş midir Ercan? Yoksa belirtilmeden böyle bir adım mı atıldı? Belirtilmeden böyle bir adım atmışlar Gülden. Görünen o ve İçişleri Bakanı'nın sistemi de bundan kaynaklanıyor. Şayet elinizde bir istihbarat varsa, güvenlikle ilgili, terörle ilgili bir sorun varsa onu gelir Türk makamlarıyla paylaşırsınız. Ama bunu paylaşmadan doğrudan endişemiz var diyerek hem vatandaşlarınızı uyarır hem de başkonsolosluklarını kapatırsanız bu bambaşka bir şey haline gelir. Dolayısıyla bu en önemli eleştiri ve bunun operasyonel bir durum olduğunu düşünüyor. Türk makamları İçişleri Bakanı da bunu olanca sertliğiyle ifade etti Gülden. Peki neden böyle bir psikolojik harp içine girdi az önce bahsettiğimiz bu ülkeler Ercan? Bir gerilimden bahsediliyor. O gerilimle ortamı oluşturdular zaten. İşte Kur'an'a yapılan saygısızlık birçok ülkede ve buna Türkiye'nin tepkisi sanki şöyle bir ortam oluşturuldu. Türkiye tepki duydu ve ortam gerildi. O ortamın gerilmesinin ardından da başka şeyler yaşanabilir gibi bir hava oluşturuldu. Ama Türk makamlarıyla konuştuğumuz zaman yetkililerle mantıkta şöyle bir hatadan bahsediyorlar. O gerilimler Türkiye'den kaynaklanmadı zaten. İsveç'ten, Hollanda'dan, Danimarka markadan kaynaklandı. Güvenlik uyarısı olacaksa o ülkeler için olmalı şeklinde düşünüyorlar. Ve de şöyle bir akıl yürütme yapılıyor. Şayet Türkiye kendi başkonsolosluklarından birisini böyle bir uyarıyla kapatsaydı e, terörle işbirliği şeklinde suçlamalarla karşılaşabilirdi. Aynı şeyi Türkiye'de e, bu ülkeler için yapabilir değerlendirmesinde bulunuyorlar Gülden.